Değerli izleyiciler. Merhaba sevgili seyirciler. Değerli izleyiciler, dün e, vaktimiz kalmadığı için değinemediğimiz iki konuya bugün e, değineceğimi belirtmiştim. İki isim aslında, iki tane. İkisi de e, kısaltma ismi. Birisi Sanes, birisi Obit. E, şimdi değerli izleyiciler, e, bu iktidar 20 yıl boyunca bu ülkeye çok büyük kötülükler yaptı. Ya yani o kadar büyük kötülükler yaptı ki ülkenin bütün kaynaklarını tüketti ve sonunda yani yaklaşık 2-3 yıllık milli gelirinin bütün değerlerine, yani içeride üretilen bütün mal ve hizmetlerin toplam değerine karşılık bir miktarı 2-3 yıllık yani sıfırladı, bitirdi ve ülkeyi de iflas ettirdi. Yani dehşet verici bir sonuç. Şimdi en önemli şeyi bu. Ve ülkede iflas etti yani gayet e, net olarak bu görülüyor. Şimdi bu ekonomik sonuç. Tabii başka sonuçlar da var. O sonuçların e, başında halkı birbirine düşman etmiş olmak var. E, i̇nsanları yabancılaştırdı birbirine. Affedersiniz şu dedi, yani bazı etnik gruplar için, etnik ve dini gruplar için e, belli meslek gruplarına ağır hakaretler yaptılar filan. Ve en sonunda e, klasik söylediğimiz işte e, Türk-Kürt ayrı, ayrışmasına yol açan bir e, fay hattını ve işte Alevi-Sünni ayrışmasına yol açan fay hattını e, ayrıca e, şiddetlendirerek e, layık ve dinci fay hattını dindar değil dikkat edin. Çünkü dindarlar arasında laikler var, laikler arasında dindarlar var. Yani bir insanın laik ve dindar olması çelişki değil. Bilakis ikisi birbirine gayet e, uyumlu şeylerdir. Çünkü laiklik bütün dinleri korur. Tabii ki Müslümanları da, mutekitleri de, dindarları da korur. Hiç kuşku yok ona. E, zaten çok var Türkiye'nin büyük bir bölümü, Türkiye'deki Müslümanların büyük bir bölümü laik gelenekten gelir ve laik geleneği benimsemiştir. Kim ne derse desin. O laf Yani devlet layık olur, şahıs layık olmaz filan işte bu dincilerin, dinci politikacıların ürettiği bir takım laflar. Kim bunları yaptı ve bütün bunlara ek olarak yani Türk, Kürt, Sünni, Alevi e, dinci e, layık e, e, kırılmalarına ek olarak AKP'li olan olmayan farkını da getirdi. Üstelik bizde işte öyle döneklik yoktur, şey, şu yoktur, bu yoktur derken kendilerine en ağır hakaretler eden insanları partinin sözcüleri, bakanları vesaire yaptıkları gibi en son ana haberde işte söylediler. gene bir katılım olmuş kendilerine en ağır şekilde saldıran birisi bir hafta önce. Şimdi bütün bunlar çok büyük kötülükler. Merdan Bey habire vurguluyor. Ortak değerlerimizi yok ettiler. Yani cumhuriyet gibi özgürlük gibi eşitlik gibi Atatürk devrimleri gibi çağdaşlık gibi e, efendim e, bir ortak değerlerimizi milliyetçilik demokratik milliyetçilik gibi e, efendim layık Müslümanlık gibi layık muhtekitlik e, müminlik gibi değerlerimizi yok ettiler yani or, neredeyse ortak hiçbir değerimiz kalmadı AKP'li misin değil misin diplomanın önemini ee, diplomanın eğitimin önemini yok ettiler. İş bulmak için, şunun için, bunun için artık eğitim falan sahibi olmak gerekmez. Yani işte gideceksin, üye olacaksın, üye kartını göstereceksin falan filan. Böyle bir mahvettiler ülkeyi. Şimdi bütün bunlara ek olarak, bütün bunlara ek olarak en korkunç şey bir de ülkeyi hiçbir yararı olmayan, ülkenin hiçbir çıkarı olmayan ve burada Merdan Bey'in de benim de defalarca yırtınırcasına bütün yani aklımızla, beynimizle, kalbimizle, yüreğimizle, sözlerimizle, yazılarımızla uyarmamıza rağmen Suriye'ye savaşa soktular ülkeyi. Olacak şey değil. Yani ben kitap yazdım ya daha ötesi var. Merdan Bey'in zaten kitapların çoğunda var bu. Yani ABD'nin siyasal İslam'da dansı Türkiye'nin Suriye'ye girmemesi için yazıldı. Bu işte Arap Baharı filan aldatmacası için bize e, e, önerilen ve bize uygun görülen işte ılımlı İslam modelinin e, uygulayıcısı ülke filanın yanlışlığını anlatmak için kitap yazdım oturdum Merdan Bey bunu her her seferinde defalarca anlattı filan yani ve bir sadece biz değil tabii yani burası şimdi söz konusu olduğu için 18 dakika söylüyorum Türkiye'nin birçok Önemli dış politika uzmanı, yazarı, eski büyükelçiler defalarca söylediler. Hiçbir yararı yok, çok zararı olacak diye Tekin Çok da zararı oldu. Ne zararı oldu? Yani çok kısaca söyleyelim. Pek çok şehit verdik. Evladımızı bu anlamsız savaşa şehit verdik. Pek çok, pek çok. Ayrıca sadece can vermekle kalmadık, malımızı da verdik. Milyarlarca dolar milyarlarca lira harcandı boşa. Ayrıca o da yetmedi. Sınırlarımızın güvenliği ortadan kalktı. Ayrıca o da yetmedi. Uyarılmamıza rağmen olacak diye yani Esat uyardı, biz de uyardık. Yapmayın bunu. Sınırlarımızda belli oluşumlar olacak diye. Şimdi sınırlarımızda resmen bu iktidarın terörist dediği Kürt oluşumları Resmileşti. Resmileşti. Birazdan işte Saneso onu anlatacağım. Saneso. Yani perişan ettiler ülkeyi. Tabii i̇çini de yok ettiler, mahvettiler. Dışını da mahvettiler. En değerli bilim insanlarımızı e, yıllarca mahkemelerde süründürdüler. Hain dediler. Hala da devam eden pek çok dava var. Kendilerinden menkul bir takım ceza yasaları var işte terör örgütüne üye olmamakla birlikte filan diye başlayan bir takım yalancı evet şahitler buldular falan. Şimdi işte Sanes bu. Sanes ne biliyor musunuz? Bizim sınırımızda olan bir Kürt oluşumuna Amerikalıların verdiği isim Self Administration for North and Eastern Syria. Yani Kuzey ve Doğu Suriye de kendi özel yönetimi aynen Irak. Şimdi Irak'ta 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 Kürdistan oldu orası. Irak Irak özel Kürt yönetimi filan deniyor ya. İşte aynısının tıpkısı ne? Amerikalı. Ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Amerikalılar söylüyor. Nereden öğrendim onu da söyleyeyim. Çok değerli bir gazeteci var, Libya Libya diye tekrar içeri attılar, tutturamadılar. Müyesser Yıldız, bir acar gazeteci, ondan öğrendim. Oturmuş, Amerika'nın bu konuda yazdığı raporu okumuş, 79 e, sayfalık bir rapor. O raporda 40 defa Sanes lafı geçiyormuş. Ayrıca Türkiye'nin suçlanması da başka konu, onu da ayrıca söylüyor ama. Bu Sanes şeyi burada. Peki bu nasıl çözülecek? O bitti oradan geliyor. Onu bir daha söz bana geldiğinde anlatırım. Evet buyurun efendim. Peki. Bugün büyük bir skandal haber merkezlerine düştü. Hocam siz de izlemişsinizdir. Değerli seyircilerimiz hemen bilecekler. Ana haberimizde verdik. Ziraat Bankası. Ziraat, Ziraat Bankası, Bankası. Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri değerli seyirciler. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devredilen hemen hemen tek kurum diyebiliriz. Osmanlı Bankası da daha sonra özel sektöre geçtiği için o bankacılık e, e, ekonomik krizde içi boşaltıldığı için yani yağmaya kurban giden bankalardan biri olduğu için kapatıldı. Osmanlı Bankası vardı, diğeri Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'nın bir özelliği var. Ziraat Bankası genç Türkler, Jön Türkler tarafından kurulmuş bir bankadır yenilikçi yani yeni Osmanlılar tarafından kurulmuş bir bankadır. Kurucusu Mithat Paşa'dır. Ve Türkiye'de ziraati, tarımı, köylüyü desteklemek için demokratik bir devrimin tabanını köylüler oluşturacağı için yaklaşım budur. Köylülere destek vermek için kurulmuş, daha sonra Cumhuriyet döneminde devam etmiş hatta bir ara <laughs> Cumhuriyet'in ilk yıllarında Merkez Bankası işlevi görmüş bir bankadır. Şimdi bu bankanın Almanya'daki kuruluşuna ki yasalara göre bankalar şube açamıyorlar, aynı isimle banka kuruyorlar. Ziraat Bankası International. İnece, ine-he. Yani Ziraat Bankası International Limited diye çevrilebilir. Bu bankaya Alman makamları kayyum atadılar. Neden? Kara paranın aklanmasını önleme gerekçesiyle. Çok vahim bir tablodur bu. Türkiye biliyorsunuz kara paranın aklanmasını önleme mücadelesinde gri listeye alındı. Yani kara paranın aklanmasına yönelik yeterince mücadele etmediği, dolayısıyla bir kara paranın aklandığı, kara paranın ticari yaşamda dolaşımda olduğu ülkeler arasında sayıldığı için gri listeye alındı. Ondan sonraki liste kara listedir ve dünyada bir dizi sınırlama, ticaret sınırlanması seyahat sınırlaması hatta hatta Türkiye'de verilen e, kredi kartlarının kullanılamaması gibi yurt dışında kullanılamaması gibi bir takım önlemler, yasaklar gelebilir. Şimdi Türkiye'yi bir kara para ülkesi haline getirdiler. Ne zaman bu ortaya çıktı? Sezgin Baran Korkmaz skandalı nedeniyle. Ondan önce ne zaman hatırlayalım? Ak şey Halk Bankası soruşturması nedeniyle. Halk Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısını Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukladılar. Kara paranın aklanması yasasına göre suç işlediğini varsayarak Amerika'da tutukladılar. Şimdi Hakan Atilla'nın Halk Bank Genel Müdür Yardımcısının serbest bırakılmasını herkes gibi biz de sevindik. Orada kuşku yok. Yani Amerika'nın İran'a yönelik ambargosu nedeniyle bir dizi İran'ı kuşatacak ve teslim alacak bir dizi kuşatıcı tedbir aldığı ve bu tedbirin bir parçası olarak da Halk Bankası üzerinden İran'la yapılan ticareti engellemeye çalıştığını biliyoruz. E fakat sorun bununla sınırlı değil. İzah edilemeyen, kaynağı belli olmayan paralar var Türkiye'ye giren çıkan. Şimdi bakın. E, hata noksan payı diye yani şeyde devlet bütçesinde bir kalem vardır. Bu kaynağı belli olmayan paradır. Sağlıklı ekonomilerde bu genellikle 500 ila 700 milyon dolar arasında oynar. Her ekonomide şu ya da bu şekilde vardır. Türkiye'de 15 milyar doların altına düşmeyen bir kalemden söz ediyoruz. Yani kaynağı belli olmayan 15 milyar doların üzerinde bir para piyasada dolaşıyor. Bu sağlıklı bir ekonominin değil, bir vurgun ekonomisinin bir yağma ekonomisinin kara paranın dolaşımda olduğu bir ekonominin işaretidir. Ve Türkiye'nin ulusal bankaları, yani bunları hadi daha e, klasik bir e, Türkçe'yle ifade edelim. Milli varlıkları, milli bankaları dünyanın çeşitli ülkelerinde kara paranın aklanmasını önleme çalışmalarına, önleme faaliyetlerince, yeterince katılmadığı, bunun için önlem almadığı gerekçesiyle temsilci atanıyor, kayyum atanıyor, denetime alınıyor. Ee, Ziraat Bankası'nı öğrendiğimize göre, haberimize göre, bugün haberde de geniş bir şekilde verdik. Bir kere bu ekonomi ve finans çevrelerine bomba gibi düşen bir gelişme. Ee, piyasaları, para piyasalarını sarsmış durumda. Almanya, Türk Devlet Bankası Bakın Ziraat International deniyor. Türk Devlet Bankası Ziraat International. Bu Ziraat International'ın Türkiye'deki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile hukuki bir bağı yok. Orada ayrı bir banka o. Bağımsız bir banka. Bütün bankalar bunu yapıyor. A bankası, B bankası, C bankası gibi bankalar dışarıda şube açamadıkları için oradaki iş ve işlemler hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hem de uluslararası piyasalarda iş ve işlem yapabilmek için Bulundukları bank, ülkelerin hukukuna göre orada başka bir banka kuruyorlar. Almanya'da birçok Türk bankasının böyle işte A International, B International, C International gibi şubeleri var. Bunlardan biri de Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'nın Almanya'daki bankasına kayyum atamış oldular. Neden? Çünkü çok sık uyarıldığı halde kara paranın ön, e, aklanmasını önlemek için kullanılması gereken bir programın, yazılımın banka tarafından kullanılmamış olması nedeniyle denetim başlatmışlar. Denetimi sağlıklı yapabilmek için de Türkçe'ye kayyum diye çevirebileceğimiz yönetici temsilci atamışlar bankaya. Bu bir rezalettir. Bu bir rezalettir. Bugün ne ekonomi bakanı ne de başka birinden çıt çıkmadı. Sadece Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden yapıldığını zannettiğimiz bir açıklama yapıldı. Niye zannettiğimiz diyoruz? Çünkü resmi bir açıklamada yapamadılar. Başka bir banka gibi görünüyor ya. Kara paranın aklanmasını e, önlemediklerini, defalarca uyarıldığı halde önlem almadıklarını kabul etmiş olacaklar ya. Ziraat Bankası diye genel bir açıklama yapıp bunun bir el koyma değil, bir yazılımın e, uygulanması, işlemin gerçekleştirilmesi için, yani kara paranın aklanmasını önleme işleminin gerçekleştirilmesi için, gerekli önlemlerin alınmadığına dair bir uyarının yapıldığı ve bir temsilcinin atandığı Ziraat Bankası tarafından da kabul edildi. Bunun çok ciddi bir skandal olduğunu düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet, şimdi bu Sayın Yanardağ'ın e, bu skandalı anlattığı konuşmasının son dakikalarında vurguladığı bir gerçek var. O gerçekte mesela bir Ziraat Bankası adıyla daha doğrusu Ziraat Bankası adını kullanarak Almanya'da bir örgüt var ama o örgüt Ziraat Bankasından ayrı bir örgüt. Ee, şimdi örgüt demeyelim değerli, de Şirket diyelim hocam. Şirket, şirket. Ben şimdi örgüte geçeceğim de onun için örgüt dedim. Şimdi değerli okurlarımız bilirler ee, ben derhal e, bu sözcüklerden, terimlerden, kavramlardan, tarihten ve başka olaylardan çağrışımlar yapan bir garip bir şey sahibim. Herhalde yaza çize böyle nerede ne ilişki var, nerede ne referans, hangi kelime nereye referans ediyor diye düşünüyorum. Bu Ziraat Bankası adıyla olup da Ziraat Bankası gibi olmayan, veya gibi olan ama Ziraat Bankasından farklı olan şirket olayı bana bir başka örgütü, bir derneği hatırlattı. Bir de biliyorsunuz Deniz Feneri diye bir örgüt var Türkiye'de. Bu örgütle tamamen ayrı, apayrı hiç Deniz Feneri örgütü Türkiye temsilcileri hiç şey yapmasınlar, üzülmesinler. Kendilerinden apayrı bir örgüt olduğu bilinen Almanya'da bir Deniz Feneri adını kullanan örgüt de bir soruşturmaya, bir kovuşturmaya konu olmuş, mahkemelere çıkmıştı. Böyle Hocam şeyler örgüt yerine e, yani yasal dernek örgüt diyebiliriz. Örgüt bir kavram. Arkadaşlar tabii, da tabii. Rütük şeyini e, sınırlamaları tamam, konusunda uyarıyorlar. Örgüt derken Canım, Deniz Feneri'nin de yasa dışı bir e, örgüt olduğunu kastetmiyor e, Emre Bey de. Hayır efendim. Bir dernek. ya yani, yani, Kavram olarak teşkilat örgüt anlamında kullanıyor. Kavram olarak kullanıyor. Yani, yani ben bunu e, 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de yaşadım. Bu rütük bize bir liste versin de hangi kelimeyi kullanacağız, hangi kelimeyi kullanmayacağız oraya göre konuşalım. Yani ben e, e, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilmem yataklık filan anlamında konuşmuyorum. Şirket anlamında konuşuyorum, dernek anlamında konuşuyorum. Bu da gayet açıktır. Yani işte e, bu baskı öyle bir noktaya geliyor ki hem bazı sözcükleri yasaklıyor hem de bazı şeyleri söylemenizi zorunlu kılıyor. Yani işte içki mi içki filan dedi. Uyuşturucu kaçakçısı diyorsunuz. Uyuşturucunun kötülüğü konusundan utuk atmanız lazım. Ya uç, kaçakçı adam hain. <laughs> ee, çocukların e, sağlıklarıyla, ailelerin bütünlükleriyle, insanların hayatlarıyla oynuyor. Daha burada natık yani, naduk katmaya ne gerek Şimdi, var efendim? Ama hiç kimseye yani hocam çok haklısınız. Yani kim övebilir ekrandan uyuşturucuyu? Yani hiç. övülmeyeceğine e zaten, göre, düşün... övülmeyeceğine göre ama her birimiz her defasında bunu bir eleştirmek, kötülemek zorundayız. İşte meş, şey, i̇şte, e, rezalet işte, yani. Işte, Neyse, belli ki karşıyız, belli ki kınıyoruz, belli ki lanetliyoruz. Ama işte, Efendim, maalesef böyle. Yani mahkeme, mahkeme kararıyla e, bir siyasal rejim adı olduğu vurgulandığı için kullanabilirim. İşte faşizm böyle bir şeydir. Hem söyleyeceğim kelimeleri yasaklar hem hiç söylemeyeceğin gereği olmayan şeyleri söylemeye mecbur kılar insanları. Bu mahkeme kararıyla sabit. Yani demokrasi gibi, sosyalizm gibi, komünizm gibi, faşizm gibi, nazizm gibi bir devlet biçimidir. Bu böyle bir bir şeydir. Evet yani bu isyanımı belirttikten sonra şunu şuraya bağlayacağım. Yani Türkiye'nin tabii Almanya'daki vatandaşlarından dolayı Türkiye'deki bir takım bankaların, şirketlerin, kuruluşların, derneklerin bir takım gölgeleri vuruyor herhalde oraya. Yani bu gölgeler onların isimleriyle, onların e, onların e, kimlikleriyle, onların kimliklerini hatırlatan isimlerle filan faaliyet gösteriyorlar. Ve tabii ondan sonra derhal Türkiye'de bizim hiç onlarla ilgimiz yoktur diye açıklamalarda yapılıyor. Aslında hukuken de öyle ama işte o e, insanın beynine ve yüreğine hitap eden o algılama metotları, e, gerek Ziraat Bankası konusunda gerek Deniz Feneri konusunda ya başka konularda da Türkiye içinde de böyle şeyler oluyor. Ensar meselesi mesela. Ensar işte yardımcı olmak demek. Dini bir mukaddesliği var. Ben de severim Ensar'ı gerçekten ama onun o adla kurulan bazı dernekler veya vakıflar başka olayların da e, maalesef konusu, hedefi oldular filan. Şimdi bunlar tabi bu, bu, bu yasaklar hiçbir şeyi, hiçbir şeyi getirmiyor. Olsa olsa isyanı getiriyor dedikten sonra ben Türkiye'deki Ziraat Bankası üzerinde bir şey söylemek istiyorum. Ee, sevgili Yanardağ uyarayım. Ee, Ziraat Bankası'nı aslında kutlamamız lazım. Bize müthiş bir eğitim veriyor. Kendisi biraz evvel anlattı. Ziraat Bankası işte e, yani Jön Türklerin kurduğu bir banka, bir çağdaşlaşma bankası ve kuruluş amacı da çiftçiye, köylüye destek vermek. E şimdi yani Çalık grubu gibi e, Türk Cumhuriyetlerinde iş yapan bir grubun köylü ve çiftçi niteliğine dikkatimizi çekti bizim. E, aynı şekilde Demirören gibi bir grubun da çiftçi ve köylü niteliğine dikkatimizi çekti. Çünkü her iki gruba da gazeteleri satın alması için olağanüstü olağanüstü miktarlarda krediler verdi. Çalık grubuna milyon. değil de Demirören grubuna galiba hocam. Çalık grubuna başka bir kamu bankası Halkbank verdi zannediyorum. Halkbank'la Ziraat evet, Galiba evet. birlikte. Yani olabilir. Belki de, ee, belki de. sabah sabah grubunu, sabah evet. grubunun satın alınmasında sanki iki banka birlikte olabilir. çalıştılar. Olabilir. Yanıl, yanılıyorsam özür dilerim. Ama, yani Ama devlet kredisi ya. Devlet Bankası kredisi aldıkları evet. kesin. Evet. Ben ben e, sanki iki bankadan olabilir. aldılar gibi düşünüyorum. E, çünkü zaten bu tür alım satımlarda yani medyanın satın alınmasında e, iktidar yanlıları tarafından satın alınmasında devlet bankalarının kredi verdiği biliniyor. Tabii Vakıf Bank'ı da unutmayalım. Onlar da ciddi bir devlet bankasıdır. Alınabilirler. Yani yani illa Ziraat Bank ve işte Halk Bank diyor herkes biz de varız diyebilirler. Üzülmesinler. Onlara da güzel sporcu filan arkadaşlar e, zaten yönetim kurullarına atanıyor. Böyle bir olay var, onu e, belirteyim. O biti bir daha ya. söz geldiğinde anlatacağım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Bir de Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na e, savcılık 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiş. Niye? Yüksek Seçim Kurulu'nu eleştirdiği için. Neden? Yahu siz bir zarftan çıkan 4 oydan 3'ünü geçerli sayıp, birini geçerli saymayıp Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimi iptal ettiniz. Hem hukuku çiğneyeceksiniz, hem bütün milleti aptal yerine koyacaksınız, hem Roma hukukundan beri. Bakın, 2500 yıllık hukuk geleneği ve hukuk doktrinini bir kenara bırakacaksınız. Yasaları yasa çıkartıp geçmişe yürüteceksiniz, kendinizi affettireceksiniz iktidar işbirliği içinde. Hem de kalkacaksınız Ekrem İmamoğlu hakkında bize hakaret etti diye şikayetçi olacaksınız, savcı da kalkacak, 4 yıl 1 ay hapis cezası isteyecek. Sevgili seyirciler durum şu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun 15 bin oy farkla, sonra 13 bine düştü bu, düşürdüler. 13 bin oy farkla seçimi kazanması üzerine seçimleri iptal ederek, Haziranda, 23 Haziranda seçimlerin yenilenmesine karar veren Yüksek Seçim Kurulu'nu Ekrem İmamoğlu haklı olarak eleştirdi. Çünkü daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu referandumdaki tutumu nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na orada hukukçular değil, orada bir mahkeme değil, orada bir Yüksek Seçim Kurulu değil, orada bir çete var demişti. Bu kavram ona ait. Orada çete var demişti. Şimdi bu kurul Ekrem İmamoğlu şikayet etmiş. Niye bize eleştiriyor diye. Sizi bütün Türkiye eleştirdi. İstanbul eleştirdi. 13 bin farkı yaklaşık 1 milyon farka çıkarttı neredeyse. 800 bin küsur farka çıktı o fark. İnsanların adalet duygusunu zedelediniz. Zaten öyle bir tezgah kurulmuştu ki Binali Yıldırım'ın seçimi kazanacağı sanki önceden ayarlanmış gibi pankartlar, billboardlar yani o duvar reklamları binaların bir yüzünün yani caddeye bakan yüzlerinin giydirildiği İstanbul'a hayırlı olsun, zaferimiz kutlu olsun diye hatırlayın. Binali Yıldırım'ın zafer kazandığını belirten panolar çünkü aynı gece yapıştırıldı o kadar eminler ki hani bir hafta sonra çıkartılabilir, İstanbul'dan temizlenebildi. Bu kadar eminlerdi yani, bu kadar eminlerdi. Siz hem böyle bir tezgahın parçası olacaksınız hem de kalkacaksınız Ekrem İmamoğlu'nu eleştireceksiniz. Hatırlayın Binali Yıldırım ne dedi? 3 bin oyla kazandık hayırlı olsun deyip Ankara'ya gitti. Basıp. Yani ama ama kendi genel başkanı lideri gibi ata alıp Üsküdar'ı geçemedi. O bir kere olur. O bir kere olur. Ve emin olun bundan sonra bir daha olmayacak. Bundan sonra olmayacak. O bir kere olduğu zaman buna izin verenler de tarihin en büyük hatasını yaptılar. Rejimin değişmesine yol açtılar. Yasa dışı bir biçimde. Bir buçuk milyon mühürsüz oyu geçerli saydılar, yasa vardı. Yasa diyor ki çok net, zarfında mühürü olmayan oylar geçersizdir. Zarfdaki mühür ne anlama geliyor? Veya oyda. Veya oyda. Veya oyda. Oradan oraya. Burada Oy hocam başlasında. zarflar mühürsüzdü, Oyda oylar mühürlü. Evet'e basılmış hep. Bu şu demektir. Hangi sandıkta, hangi ilde, hangi ilçede, hangi sandıkta atıldığı belli olmayan oy. Üzerinde bir belge yok. Mühür yok. Bir buçuk milyon. Bir buçuk milyon neyi sağladı? Referandumda anayasanın kabul edilmesini, bu ucube anayasanın, bu antidemokratik, bu faşizan anayasanın kabul edilmesini sağladı. Oysa %47'ye, %47,3'e, %52,7 ile hayırlar kazanmıştı. %51, yaklaşık %51 ile evetlerin kazandığını ilan edip rejimi değiştirdiler ve bugünkü patrimonyal sultanlık dediğimiz, bütün yetkinin ve gücünün, gücün bir kişiden aktığı, dolayısıyla hukukun ve kuralın tanınmadığı, özel ve kamusal hukukun, özel e, iç işe geçtiği, özel yaşam alanlarının yok edildiği keyfi yönetim demektir patrimonyal sultanlık. Böyle bir rejime yol açtınız. Şimdi bu yüksek seçim kurulunu eleştirdi diye değerli seyirciler Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis cezası istiyorlar. Niye? İki sebebi var. İstanbul'un kazanılmasını hazmedemediler. Bir tezgah peşindeler. Sandıkta kaybettiklerini masada ya da mahkemede kazanmaya çalışıyorlar. Milletin önünde kaybettiklerini bir kumpasla kazanmaya çalışıyorlar. Veya ki potansiyel adaylardan biridir. Aday olur ya da olmaz. Olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığını da bu yolla engellemeye çalışıyorlar. Kendisi aday değilim diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir dönem daha görevde kalmaları doğru olur diyor. Kendileri de bu, bu durumda bu konuda... Genel başkanlarının direktiflerine göre hareket edeceklerini açıkça ilan etmiş durumda iki büyükşehir belediye başkanı Ankara ve İstanbul. Ama potansiyel bir adaydır. Kamuoyunun gözünde böyle. Toplumun gözünde böyle. Ve mahkemede kay yani milletin önünde kaybettiklerini mahkemede kazanma peşindeler. Buna geçit vermeyecek bu ülke. Bu ülkenin demokratları, bu ülkenin yurttaşları buna geçit vermeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu halka ve tarihe karşı suç işledi. 3 ay sonra bir yasa çıkartıp mühürsüz e, zarfta atılan oylar geçerli sayılır diye yasayı değiştirdiler. Yani şu demek bu. Bugün birini öldürüyorsunuz, yarın diyorsunuz işte gözlüklü, e, siyah ceketli veya işte bej ya da kahverengi ceketli, e, beyaz saçlı birini öldürmek suç değildir diye 3 ay sonra şey çıkartıyorsunuz yasa çıkartıyorsunuz. Bundan farkı yok değerli seyirciler ve Roma hukukundan beri ki hukuk fakültelerinde okutulur. Köklü hukuk fakültelerinde Roma hukuku derslerini veremezseniz geçemezsiniz. Hukukun temelidir çünkü. Modern hukukun da temeli kabul edilir. Bir ilke vardır. Yasalar geçmişe yürümez. Ortada halkın iradesini gasp etmiş bir yapılanma var. Yasaya aykırı bir biçimde. Önce onun hesabını versinler ve verecekler. Onun hesabını herkesin önünde verecekler, tarih önünde, milletin önünde verecekler. Buyurun hocam. Evet, bu şey, e, siz e, evet diye mühürlüydü dediniz ama benim dediğim mühür o mühür değil. Benim dediğim mühür, hem zarfların hem e, oy pusulalarının sandık kurulu tarafından mühürlenmesine ilişkin mühür. Sandık Kurulu tarafından mühürlenmemiş zarflar mühürsüz zarf. mühürlenmemiş oylar da mühürsüz oylar. Her neyse maalesef. hocam, mühürsüz oylar işte. Evet. Yani mühürsüz Ama oyları hayır, geçerli hayır. saydılar. Ah ikisi birden. Ikisi evet. Bir. Hem bazılar hem ikisi hem değil, değil hocam, onları ayırmışlar. Bazıları ikisi değil. Neyse. Bazılarını fark eksik, bazılarında ikisi eksik. Evet. <laughs> tamam. Ama mühürsüz oy da geçersiz. Şimdi zaten fark bir küsur milyon. Ben onların hesabını uzun uzun yaptım. Yani birkaç yüz bin oy bir yerden bir yere gittiği zaman sonuç değişiyor. Zaten o işte mühürsüz oyların 2 milyon civar ve, oy ve zarfların 2 milyon, 1,5 milyon diye hep söyleniyor ama CHP'nin ilk tepkisi 2 milyon civarıydı. 1,5 ile 2 milyon arası olduğu söyleniyor. Doğrudan doğruya sonucu etkileyecek bir mühürsüzlük. Yani o açıdan tabii o 16 Nisan 2017 referandumu geçersizdir onun hakkında profesör yani eski Yargıtay Sami başkanı Selçuk. Sami Selçuk, kitap yazdı. Yani hukuk dünyasında sonuç doğurmayan halk oylaması diye. Yani yok onun sonucu yok ama tabii öyle bir olay ki o öyle seçilmiş olan hukuki sonuçları yok o, ama siyasal sonuçları oldu. Evet, Önlenemedi. daha daha kötü. Daha kötü hukuki sonuçları olması lazım ama hukuki sonuçları demek o o tarihten sonra Türkiye'de resmi e, kimlikle yapılmış olan bütün muamelelerin geçersizliği demek. Evlilikler geçersiz sayılacak, ev satışları, tapular geçersiz filan. Sistem çünkü yanlış. Sistem geçersiz. Yani anayasa geçersiz. Yani gündelik işler belki de, ki. evet yani siyasi otoritenin bütün öyle, işlemlerini geçersiz sayılması lazım. Girdiğiniz zaman felaket sonuçlar çıkıyor. Şimdi oradan kazanıyor zaten habire. Uygulamada 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi de o. Ne demek başbakanın istifa etmeden seçime girmesi canım? Neyse. Şimdi onları öylece vurguladıktan sonra bu obite gelelim. Şimdi son günlerde dün bu programda uzun uzun da tartışıldı. Ben olayı biraz daha genişleteyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...vali ve ekonomik konularda yaptığı önerilere sonradan e, iktidar sonradan önce karşı çıkıyor yok canım demin münasebet filan deyip sonradan ona uyum sağlıyor Yani bu işte e, asgari ücret e, meselesinde oldu e, bazı zamlar konusunda oldu bazı indirimler konusunda oldu KDV indiriminde filan. yani Kılıçdaroğlu bir şey öneriyor önce iktidar Hayır yok mu filan diyor Ondan sonra onların yani Kılıçdaroğlu'nun yani muhalefetin söylediği şeyleri yapıyor. Şimdi aynı şey, aynı şey. Bu kaçaklar ve göçmenler denilen, göçmen değiller tabii onlar, sığınmacılar. Çünkü göçmen başka bir şey. Göçmen belli bir statü. E, sığınmacı o statüyü e, iktisap etmemiş. O statüye sahip olmamış insanlar için sığınmacı deniyor. Onların daha henüz... E, Statüleri tam belli değil. Türkiye'de işte bir yasa var onlara ilişkin ama orada onların işleriyle kimin uğraşacağı, nasıl uğraşılacağı vesaire vesaire gibi bir takım önlemler var. İşte o e, emniyete bağlı bir birim kuruldu, bir yasayla kuruldu o da. E, ama orada işte e, Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu kalktı dedi ki, sözcüleri de bunu söyledi. Biz iki yıl içinde iktidara geldikten sonra iki yıl içinde öyle önlemler alacağız ki buraya gelmiş olan e, kaçak göçmendi kaçak e, sığınmacılar, sığınmacılar, kaçaklar, e, işte resmi diyemiyorum çünkü kimin resmi olduğu belli değil. Yani gelmiş olanlar diyelim iki yıl içinde bizim alacağımız önlemlerle barış içinde ve kendi gönüllü e, kararlarıyla ülkelerine geri dönecekler dedi. Peki nasıl olacak bu iş diye soranlara da o işte benim e, ikinci insanlığın ikinci bin yılı dediğim ve sevgili Yanardağ'ın Türkiye'nin ikinci yüzyılı e, bildirisidir o diye düzelttiği e, belgede e, 13. maddede şöyle bir şey var diyor ki Türkiye işte bölgedeki ilişkilerini barış ve akıl ve işte karşılıklı iyi niyetle çözecektir altına ekliyor açık ve net olarak. Diyor ki Türkiye o obit o işte. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. O Orta Doğu. B Barış İşbirliği İ, Teşkilatı T. O Türkiye diyor şeyleri de sayıyor. Yani ülkeleri de sayıyor. Hemen söyleyeyim. İran diyor. Irak diyor. Irak değil Irak. İran. İran. Çünkü bir de moda çıktı şimdi. Irak'ı da Irak diyorlar. Hayır Irak. Irak değil Irak. Uzak gibi Irak. İran, Irak, Suriye. İran, Irak ve Suriye ve Türkiye diyor. O biti kuracak. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Şimdi böyle yaklaşıyor sonuya. Şimdi aynı yaklaşımı şimdi hemen işaret edip bırakıyorum. Altılı masada da görüyoruz. Yani Kılıçdaroğlu e, ortaklarıyla veya muhataplarıyla hatta rakipleriyle ortak bir e, diyalog kurup onların da fikirlerini ve önerilerini dikkate evet. alan çözümler üretiyor. Bu dış politikada da böyle, altılı masada da böyle. Onun için altılı masaya karşı olanlar e, çok garip şeyler söylüyorlar. Ona da ayrıca geleceğim. Evet, buyurun efendim. Peki hocam teşekkür ederim. Şimdi değerli seyirciler, mülteciler konusu, kaçak göçmenler konusu önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Dün değindik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanı Erdoğan büyük bir çark gerçekleştirdi. Çark etti. Döndü. Söylediklerini unuttu. Vazgeçti. Şimdi bu kadar istikrarsız, bu kadar dün dediğini bugün yalanlayan, dün söylediğinin bugün tersini söyleyen, ve bunu çok kısa süreler içinde yapan ve dolayısıyla Türkiye'nin dış politikasını yönetilemez hale getiren, içinden çıkılmaz hale getiren, sadece dinci ya da mezhepçi duyarlılıklarla hareket eden bir e, dış işleri yaratan başka bir hükümet olmadı Türkiye'de. Siz daha dün muhalefet sizi göndermek istiyor. Onlar burada kalacak diye bas bas bağıracaksınız. Bugün kalkacaksınız diyeceksiniz ki onlar onurlu bir biçimde geri dönecekler. Biz de elimizden geleni yapacağız. Sayın Erdoğan bugün tekrar pirket evler bitsin ya da biriket <laughs> evler bitsin onlar yavaş yavaş gidecek demeye başladı. Niye? Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke nüfusunun yüzde onu kadar mülteci barındırmaz. Barındıramaz. 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 Parti kursalar barajı geçip meclise giriyorlar ya. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Böyle bir mülteci politikası olabilir mi? Hiçbir <laughs> entegrasyon planlamanız yok. Eğitim planlamanız yok, istihdam planlamanız yok, yerleşim planlamanız yok. Yani iskan politikanız yok. Getto'lar oluşturulmuş ve her yerde kavga var. İzmir'de, Bursa'da İnegöl'de bir çocuğu, bir genci, bir Türk gencini bir Suriyeli satırla biçmiş. Ne olacak peki şimdi? 72 dikiş atmışlar. Bunlar artacak. Bunlar çok artacak. Bunlar yabancı düşmanlığını, faşizmi geliştirecek. Irkçılığı geliştirecek. Türkiye'nin demokratikleşmesi, daha özgür, daha demokratik bir ülke haline gelmesini sağlamayacak. Daha hukuka ve demokratik ilkelere saygını bir ülke ve toplum yaratmayacak. Çünkü bir kargaşa, bir kaos var burada. Bir planlama, bir devlet aklı yok tek bir gerekçesi var değerli seyirciler. Biz cumhuriyeti yıkmak ve yerine şerii bir rejim kurmak için ihtiyaç duyacağımız toplumsal tabanı oluşturuyor diye bakıyorlar. Ve bir bela aldı. Zafer Partisi, şimdi Ümit Özdağ'ın partisi giderek büyüyor. Bazı kamuoyu araştırmalarında insanları şaşırtacak sonuçlar ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü siyasetini bu tepki üzerine kurmuş durumda. Şükrü Sina Gürel gibi demokrat olduğundan kuşku duymadığımız, Ecevit hükümetinin Devlet Bakanlığını ve Dışişleri Bakanlığını yapmış, üstelik Körfez Savaşı döneminde Türkiye'nin dışişlerini yönetmiş, bir kriz döneminde görev yapmış Dışişleri Bakanlarından Profesör Doktor Şükrü Sina Gürel dün bir öğrendik ki Zafer Partisi'ne geçmiş. Enteresan. Hiç beklemiyorsunuz bunları. Ve böyle bir siyaset yok bu. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriyeli ve Afganistanlı mülteciler konusunda izlediği siyasetin çok daha doğru olduğunu barışçıl, demokratik bir biçimde ikna ederek barış içinde ama Suriye'de ve bölgede barışı sağlayarak bütün yabancı askerlerin bu ülkelerden çekilmesini, bu arada Türk askerlerinin de vatanlarına geri dönmesini ve vatan savunmasında görev almasını sağlamak şartıyla bu insanları kendi ülkelerine geri gönderme siyaseti son derece doğrudur. Makul bir sayıda burada kalabilir, kalırlar da zaten bunu önlemek mümkün de değildir, doğru da değildir. Hem yabancı düşmanlığına hem iş gücü olarak sömürülmesine karşı çıkmak lazım. Hem de bölgede barış ve istikrarı sağlayarak Suriye'ye karşı yürütülen gerici ve emperyalist saldırının bir an önce bitirilmesi ve o ülkedeki meşru yönetimle masaya oturulması gerekiyor. Tablo budur. Buyurun hocam. Evet, şimdi bu altılı masa tabii çok önemli. Değerli izleyiciler, şimdi altılı masanın önemi nereden çıkıyor? Altılı masanın önemi şuradan çıkıyor. Yani özellikle iki parti, yani Gelecek Partisi ve Deva Partisi, doğrudan doğruya AKP'nin üst düzey lider kadroları tarafından kurulmuş olan iki parti. Yani bunların örgütleri ve seçmen e, muhatapları doğrudan doğruya AKP'nin e, yani Erdoğan AKP seçmeni olanlar. Bu fevkalade önemli, son derece kritik. Yani bu partilerin oyları binde şuymuş, yüzde buymuş, işte neymiş de işte, varlığıyla yokluğu filan. Gerçi bunlar için değil, Demokrat Parti için söylendi ama o da oraya geleceğim. Demokrat Parti ile Saadet Partisi'ne de geleceğim. Yani özellikle Deva ve Devam partisi ve gelecek partisi doğrudan doğruya sanki bugün AKP içindeki bir takım kadrolar kendi partilerinin aleyhine propaganda yapıyorlarmış, o istiyorlarmış gibi bir bir etki yapıyorlar. Çünkü gerek e, yani babacan kim? Babacan yıllarca Türkiye ekonomisini AKP adına yönetmiş olan bakan hem de yani harika çocuk diye nitelenen e, hem de en yumuşakları filan denen. E peki Davutoğlu kim? Ya insaf edin, e, yani e, Erdoğan'ın kendisinden sonra genel başkanlık koltuğuna oturttuğu ve başbakan yaptığı kişi. Şimdi bunlar çıkmışlar diyorlar ki hayır bunlar bunlar dürüst değil, bunlar e, samimi değil, bunlar işte e, daha kötü şeyleri söylemeyeyim, onlar söylesinler. Ama yani bundan daha önemli bir şey olabilir mi? <laughs> Kime diyor? O partinin teşkilatına. O partinin seçmenine ne söylüyor? Hem da önemli. Bence son derece önemli. Şimdi gelelim öbür ikisine. Yani Demokrat Parti ile Saadet Partisi. Saadet Partisi zaten bakın, Temel Karamallıoğlu'nun siyasal geçmişine bakın. Erbakan'dan beri aynı yerdeler. Yani hatta daha da kıdemlidir. Recep Tayyip Erdoğan'dan Temel Karamallıoğlu, Saadet Partisi lideri. Yani o milli görüş hareketi içerisinde. Yani dolayısıyla aynı tırnak içinde söylüyorum iyi veya kötü anlamda değil. Aynı yolun yolcusudur AKP ile. Böyle bir partinin genel başkanı üstelik de din ağırlıklı siyaset yapmakla bilinen bir partinin genel başkanının AKP'ye aykırı bir propaganda yapması çok önemli. Demokrat Parti derseniz adından belli. Yani şimdi burada kavga çıkartmak istemem ama Demokrat Parti dediğimiz zaten Türkiye'deki ilk sivil darbeyi yapan partinin adı. Yani işte en tahkikat encümeni yoluyla anayasayı iktidar tarafından anayasanın rafa kaldırılması ve ihlal edilmesiyle 28 Nisan 1960'da ilk darbeyi, sivil darbeyi yapan sonra da askeri darbeyi davet eden ve Türkiye'de 12 Mart, 12 Eylül diye e, resmen e, faşist darbelerin yolunu açan bir olay. Ama ama dirikimlerinden, Türkiye'nin yaşadığı deneyimlerden ders alıp demokrasi hakikaten demokrat bir tavır sergiliyor Gültekin Bey. Yani kendisini kutluyorum o e, açıkladığı e, birkaç maddelik. E, bildiri de çok önemliydi. Gerçekten de haklı ve doğruydu. Merdan Bey onun üzerinde zaten uzun uzun durdu. Şimdi İyi Parti'ye gelince İyi Parti'nin Türk siyasal tarihindeki yerinin önemi yatsınamaz. İlk defa en sert biçimde Türk milliyetçiliğini demokratik milliyetçilik çizgisine oturtuyor. Bir ara MHP oraya kayar gibi oldu yani işte 2015 seçimleri öncesi yani Haziran seçimleri öncesi sonra birdenbire ne olduysa zaten onların işine ben anlamıyorum karışamıyorum. Yani bir e, Vatan Partisi bir de MHP e, sayın Perinçek ve sayın Bahçeli'nin işlerini, kararlarını hakikaten yani gerekçelerini de tam anlayamıyorum ta izleyemiyorum da. Bir ara öyle bir oraya gelir gibi oldu fakat sonra kaydı. Şimdi yani Meral Hanımefendi'nin yaptığı iş o kadar önemli bir iş ki milliyetçilik kimliği gibi yani aynen din kimliği gibi yani Saadet Partisi'nin yaptığı iş gibi din ve milliyet kimliklerini demokratik rejimle bütünleştiriyor. Fevkalade önemli. Hem Saadet Partisi'nin bunu din adına yapıyor olması hem Meral Hanımefendi'nin ee, bunu milliyetçilik adına yapıyor olması e, Türkiye'nin siyasal tarihinde demokrasi için çok büyük bir kazanç. Onun için altılı masa hep bütün iktidarı e, e, hedefinde ve onu dağıtmak için ellerinden gelen veya düşünsemek için her şeyi yapıyorlar. Bunu da burada altını çizmiş olayım ama o masa e, 2000, <laughs> 2022'den sonra bu birikimlerin arkasından dağılacak gibi görünmüyor. Bakalım. Yine de belli olmaz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Haklısınız. Şimdi dün sözünü etmiştim. Ee, bir konu var. Ee, biliyorsunuz değerli seyirciler. Köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü, geçen e, cumartesi günü, yani bu geçtiğimiz cumartesi günü kutlandı. İstanbul'da yapılan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan e, kutlama e, törenle etkinliğine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da katıldı. Şimdi tam o arada, dün vakit kalmadığı için değinemedik. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 diye bir ders var. Bir kitap var. Bu kitabın yazarı Profesör Doktor Erdal Aydoğan. Tam bir soğuk savaş dönemi propagandacısı. Tam bir soğuk savaş dönemi iftiracısı, tam bir soğuk savaş dönemi yalancısı diyebileceğimiz bir e, kitap yazmışlar. Kitapta ne diyorlar biliyor musunuz? Yani tam bir, tam bir şey böyle. Soğuk savaş dönemi gerici, faşizan bir dil, bir yalan, bir iftira var ortada. Köy enstitüleri nasıl yerlermiş? Köy enstitülerinin şehir ve şenlikten uzak, Beybanlarda kurulması da köy çocuklarına istenilen şekli vermek içindi. Bolşeviklerin amale kültürü yaratma gayretlerini gayretleri iflas ettiği halde bizde daha büyük bir cüretle bir kültür ihtilali teşebbüsüne girişilmiş ve Çin'e öncülük edilmiştir. Bir deyim bu. Ortada tam bir cahil var. Amele kültürü dediği işçi sınıfı kültürü, ee, onu kastediyor. Bu sebeple de dini, milli, ahlaki bütün annelerinin yani geleneklerinin, terbiyelerinin köy çocukları ile yıkılacağı sanıldı. İşte bu teşebbüs tam bir kızıl muhafız teşkilatı idi. İşte köy enstitüleri bir kızıl muhafız yuvası olarak hazırlandığı için milletin isyanına sebep olmuş ve kapatılmıştır. Şimdi Sayın Profesör Doktor Erdal Aydoğan. Bir, bir, bir soğuk savaş yalancısı, Amerikancı bir soğuk savaş propagandacısı ve bir faşist zihniyetin tipik temsilcisisin. Bunları bilerek ve altını çizerek söylüyorum. Mahkemede hesaplaşalım isterseniz. Bunların her biri yalan ve iftira. Kinyas Kartal, Adalet Partisi'nden, Demokrat Parti'den sonra Adalet Partisi'nden mecliste milletvekilliği yapan, en yaşlı üyesi sıfatıyla meclis başkanlığı bile yapan bir toprak ağası milletvekilidir. O neden kapatıldığını söyledi? Aydınlanan köy çocuklarının döndüğü köyleri biz yönetemezdik. O bakımdan iftira attık. Kapattırdık dedi. Hangi gelenek, hangi ahlaksızlık, hangi Kızıl Muhafız Ordusu orada kurulmuş? Cumhuriyetin kurduğu kurumlardı onlar senin zihniyetine sahip olan gericiler, yobazlar, taşla yobazları, toprak ağaları, ruhban sınıfı, Osmanlı iktidarını Osmanlı'yı çöküşe götüren, Osmanlı'da iktidarı elinde tutan egemen güçleri yıkan cumhuriyetin en temel kurumlarından biriydi. Köy enstitüleri ve halk evleri. Birer aydınlanma örgütüydü. Orada köy çocukları, köylü çocukları, yoksul köylü çocukları eğitildi öğretmen olarak, marangoz olarak, makine imalatçısı olarak aynı zamanda sadece öğretmen değil, sağlıkçı olarak gittiler köylerine ve aydınlanma meşalesini köylere taşıdılar. Ve böylece bilim ve akla dayalı bir kültürün oluşmasını sağladılar. İnanca dayalı kültürler ve yönetim anlayışı çünkü orta çağa aittir. Orta çağdan Anadolu'nun çıkmasını sağlayan insanlardı onlar. Şu dil var ya şu dil birer kızıl muhafızlardı filan diye tipik o yıllarda ortaya atılan Amerikan propagandası CIA yani CIA ajanlarının ortaya attığı tezlerdir bunlar. 2023'tür 22 Türkiye'sinde böyle bir kitabın okutulması utanç vericidir. Suçtur, iftiradır. Tarihi çarpıtmadır, yalandır. Bu kitabın derhal bu kitabın derhal eğitimden resmi bir kitap olmaktan çıkartılması lazım ve bu kişi hakkında soruşturma açılması gerekiyor. Şunu demek istiyor. Demek ki bir cumhuriyet hükümeti kızıl muhafızlar kurabilmek için okullar kurmuş Türkiye'de. İşte AKP iktidarını hazırlayan bu karanlık zihniyet budur. Olacak iş değil ya. Açık Öğretim Fakültesinde, Atatürk Üniversitesi'nde böyle bir ders verilmeye kalkılıyor. Bu nasıl bir Türk düşmanlığı ya, cumhuriyet düşmanlığı? Bu nasıl bir Mustafa Kemal düşmanlığı nasıl bir aydınlanma, modernite, bilim ve akıl düşmanlığıdır bu? İşte İslam'ın orta çağının anlamı bu. Bunlar Taliban rejiminden yanadır. Taliban rejimini ihya etmek istiyorlar. Türkiye'yi sürüklemek istedikleri yer o. O nedenle 46 Arap İslam ülkesi bir Güney Kore demiyor, bir Arjantin demiyor. Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, işte Belçika'yı falan geçtim. Onları bir kenara bırakın İtalya'yı. O nedenle bütün İslam ülkelerinin bir yılda ürettiği makale sayısı, bilimsel makale sayısı Arjantin'in ürettiği, Arjantin'i de bilerek seçiyorum. Güney Amerika'da derin ekonomik krizler içindeki bir ülkedir. Bir Arjantin edemiyor. <laughs> Alınan patent sayısı, bütün İslam ülkelerinin bir yılda aldığı patent sayısı, yani teknolojik gelişime yaptıkları katkı Güney Kore'nin sadece Güney Kore'nin onda bir edebiliyor. Geçtim Rusya'yı, Çin'i. Efendim Çin'deki kültür ihtilaline öncülük etmek istemiş filan. Hem cahil, hem tarih bilmiyor, hem de kötü bir anti-komünist propagandacı, soğuk savaş propagandacısı. Buna da değinmeden edemedim çünkü hafta başından beri hocam bu konuyu elimde duruyor, vakit bulamadığımız için değerlendiremedik. İnsan yani akademide böyle bir kafa yapısının hala bulunuyor olmasından gerçekten utanç duyuyor. Olacak iş değil. Buradan da belirteyim kendisiyle mahkemede hesaplaşmaya hazırım. Buyursun dava açsın. Buyursun dava açsın. Kendisiyle mahkemede hesaplaşalım. Bu kadar anti bilim ve akıl dışı anti bilimsel bir kitap yazılamaz. Hangi kantada dayanıyorsunuz ya? Böyle şey olabilir mi? eğitimin geldiği hale bakın. Yani tam bir tam bir şey, bir karanlık bir e, delhize, bir koridora sokulmaya çalışılıyor ülke. Olacak iş değil. Evet hocam ben program e, programı bitirdim. Bizden sonra gerçeğin izinde program var. Zeynel Lule, önemli konuklarıyla haftayı, günü, gündemi değerlendirecek. Benden hoşçakalın. Buyurun hocam. Evet değerli izleyiciler. Çok geç oldu. Vakti açtık. Ben de size haysiyetinize, kişiliğinize ve oyunuza sahip çıkın diyerek yarın görüşmek üzere diyorum.